Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle birlikte yeli bir seriye başlıyoruz. Aynı zamanda Twitch chatiyle de birlikte. Siz onlardan birkaç gün sonra seyredebileceksiniz ama sağlık olsun. Vakti olmayan oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bugün dünyaya muhteşem bir bakteri salacağım. Harika bir bakteri salacağım. Aşağıda Twitch chatimi size bol 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 selamları var efendim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bence benim çok eğleneceğim bir şey olacak. Ben bunu nasıl açtım lan? Bunu ekleyebiliyor muyum? Ekle. Başka ne ekleyebiliyorum? Ne ekleyebiliyorum? Ekle. Şu. Bunu ekleyebiliyorum. Tamam. Okey. Devam et. Asla kolay oynamam. Asla kolay oynamam. Asla zor da oynamam. O yüzden çok zor hiç oynamam. O yüzden normali alıyoruz kendisini. Kendisini normal alıyoruz ve GTA 5 virüsünü. Dün ben GTA 5 olarak oynamıştım denemek için ama direkt 5 yazmışım. Evet, şöyle yapalım. GTA 5 virüsünü şöyle bir yaymayalım mı? Yaymayalım mı? Fail RP! Fail RP yaptın! 4 yaptım lan. 5. Sakin olun. Sakin olun. Evet. Evet, o zaman hazırsanız. Hazırsanız GTA 5 virüsünü şöyle güzelce bir yayalım. Güzelce bir yayalım. Hadi bakalım. Şimdi nereye seçsek acaba önce? Nereye seçsek? Ben dün Paso şeyi seçtim. İlk ben bir tek başıma oynadım oyunu öğreneyim edeyim diye. Sürekli Grönland'i seçtim çünkü hiçbir zaman Grönland'e bulaşmıyor. Bunlar her zaman muhteşem bir şekilde yani şey yapıyorlar, kendilerini idare ediyorlar. Mısır çok uygun çünkü Mısır'ın hem hava ulaşımı var hem deniz ulaşımı var, o da mantıklı olabilir. Bura nereydi? İngiltere. İngiltere. Türkiye. Aslında Türkiye'den de yayabiliriz ya. Türkiye var işte. İşte Türkiye'de var. Hı? Nereden yaysak ki? Bence Mısır'dan yayabiliriz ya. Bence Mısır'dan güzel yayılır. Mısır'dan önce ortaya yaysam, sonra deniz yolu, hava yolu bilmem nesiyle birlikte de şöyle Amerika falan, Kanada taraflarına gitsek müthiş olur. Müthiş olur. Çin mi? Burası Çin'di değil mi lan? Ben harita bilgisim var. Çin'den yayalım hadi. Hadi Çin'den yayalım. O zaman Çin'den. Abi GTA'da RP'yi yapıyorlar abi, sen de yapsana abiyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım biraz hızlandıralım, evet. İki kişi hastalandı. Hastalandın. Geçmiş olsun fail rap. Fail rap. Gidem de server'a girem. Gidem de server'a girem. İvi İvi hepsi şey yaptı şimdi. İvi İvi ben de gideyim, ben de gireyim. GTA 5 kişiden kişiye Çin içinde yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgını dolaylı olarak geliştirerek kontrol et. Keşke LoL'u yaysaydık o zaman önce ya. Niye önce LoL'u yaymadık ki? Çin'den yayacaksak LoL'u yayaydık. GTA 5'i bence Türkiye'den yayabilirdik, bak o mantıklıydı. 15 DNA puanı birikmiş. Onları GTA 5 hastalığını geliştirmek için kullanabilir. Daha fazla insan hastalık bulaştırabilirsin. Bu toz solay. Okey, onu biliyoruz. Şimdi. Neyden geçsin önce? Öncelikle hava etkileşimi yoluyla. Neden? Çünkü şey yapıyor. Abi GTA 5'te RP yapıyorlar. Abi sen de yapsana abi demesiyle havayı ben şöyle bir geliştireyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ekstradan abi RP'de hayvan da olabilelim abi. Hayvan da yapabilelim. Mek. DNA puanları hastalığı geliştirmek için harcadım ve karşılığında yeni seçenekler açıldı. DNA biyolojik tehlike ve hastalıkla insan balıcıklarını patlatarak daha fazla DNA puanı topluyor musun? Okey. Dur bakayım şimdi. Buradan bir Çin. Kral Çin'i bir aç bakayım. Kentsel bir ülke genellikle dengeli bir iklime sahip. He, ne çok sıcak ne çok soğuk yani, tamam. Teşekkürler. Kes Çin'den yayıyorum bu arada. Dün iki kere oynadım. Evet, yayalım. Yayalım.
Oo, ne taraf bura? Rusya'da bir kişi daha GTA RP yapmaya başladı. Büyük hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranın alt kısmındaki okey tamam bunları biliyorum. Bunları nasıl kapatabilirim? Çin halkında yüzlerce kişiye bulaştı. Hastalıklı bir kişinin sağlıklı bir kişiye bulaştırma şansı var. Hastalığın geçti. Okey o bende. O sen merak etme o hastalık bende diyorum sana. Dur bakayım bazı semptomlar, belirtiler. Ne bu? Acı verici şişlikler keselerinde patojeni bağını, keselerin patlaması durumunda az da olsa yok. Bu değişimdir. Bu neymiş? Uyku yetersizliği insanları sinirli ve daha az verimli hale getirir. Bu olabilir. Yani şimdi buna gerek yok. Bunu yap. Uykusuzluk. Evet. Okay, şimdilik okey. Abi Recep İvedik RP'si yapacak mısın abi? En son araştırmalar küresel ısınmanın nemli ülkelerin daha da nemli hale gelse. Ha, tamam yayılmaya. Şu şeyde yayılmada şeyler falan da harcayacağız. Belirtiyi hemen açmasa mıydım? İlk bir belirti açabilirim bence. Burada sıkıntı yok. Anemi belirtisi mi geliyor? Bu çok iyi. Bu çok iyi. Dünyada 5500 hastalıklı var. Güzel. Hepsini öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Hepiniz küfür edeceksiniz ulan. Ulan hepiniz yayında küfür edeceksiniz ulan. Hepiniz oynarken adamların kafasına mermi dayayacaksınız. Oo, yeni birileri. Bir an önce Türkiye'ye sıçraması lazım bu arada. Bir an önce Türkiye'ye sıçraması lazım. Acil bir şekilde. Alalım. Neresidir burası? Kazakistan kardeşim. Harika. Harika. Oh! Ah nere ara? Evet, bir kişi seyahate gidip Gamescom ya da bir şeye gidip gördüğünüz gibi İngiltere'ye anında GTA 5 virüsünü yapıştırdı. Yüksek ihtimalle Almanya'ya giderken dedi ki İngiltere aktarmalı gideyim ve orada GTA 5 virüsünü kilitledik adamlara. Harika. GTA 5 daha fazla ülkeye yayılıyor. Hastalık menüsünden yayılma özelliklerini geliştirerek kontrol ediyor. O bende. O bende. Tabii ki de. Bulaştırmadık mı? Oh! Oh! Ellerinize sağlık. Yetenekler. Tedavi edilemesin. Acaba şey mi yapsam? Yayılmayı mı geliştirsem? Yayılmayı da geliştirebilirim. Şunu da geliştirebilirim. Kuş. Fare. O zaman sinekten bir tane geliştirelim. Sinekten bir tane geliştirelim. Mesela atıyorum bir sinek GTA 5 RP yapan birisini ısırıp Uganda'ya uçup Uganda'dakine de bulaştırıyor. Yetenekler. Bütün iklimlere karşı koruma. Şunu önce bir geliştirelim ya. Dur. Okey. Bunu geliştir. Şunu da geliştir. Güzel. Bunu geliştirin. Bu önemli. Bu şimdi iyice gelecek. İzle. Evet. Evet. Harika. Harika. Mükemmel gidiyorum. Henüz daha ölmeli şeyleri yapmıyorum. Her yere dağılsın. Bir anda yok edeceğim. Bir anda bütün dünyayı sileceğim. Verem'den daha fazla insanı ve biliyoruz aslında onu bulaştığını da. Avustralya yüksek kalite, zengin, sağlıklı bir ülkedir. Hızlı bir yayılma için ilaç direnci yeteneğini geliştirmek gerekebilir. O bende. Hemen şunu. Antibiyotiklere karşı dirençli hale getirelim. Teşekkürler. Hop 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 hop. Ay antibiyotik alamıyor musunuz ya? Her yer fail RP oldu şu an. GTA 5 dünyada HIV virüsünden daha fazla insana bulaştı. Aşırı derecede bulaşıcı bir hastalık. Bütün şu an Çin şey amına koyayım amına koyayım diye geziyor değil mi bütün Twitch? Ay Twitch diyorum pardon özür dilerim Çin. Pardon Twitch'te öyle bir şey olmuyordu. Seni vururum ha. Çin hükümeti normal sağlık kontrolü yaparken bir doktor yeni hastalık buldu. GTA 5 olarak adlandırdı. Genelde zararsız görünüyor ama daha fazla incelenmeli. Diğer ülkelerde de bu hastalık bildiriliyor. Ne oldu ha? Sana şunu yapayım mı? Sana şöyle böyle yapayım mı ha? Evet. İlk bilgilerle tedaviye başladı. Fazla fon olmadığı için uzun bir süre beklenecek. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Üf, nasıl güzel arttı. Şimdi şöyle yapalım. Hemen ikileyelim.
bir dakika, bulunmasını kesinlikle engellemek istiyorum bu arada. Çünkü sonra tedavi buluyor İtoğlu İmlar. Sonra tedavi buluyorlar biliyor musunuz? Bakterin kabuğu neredeyse zapt edemeyelim. Zapt edilemiyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne tedavi bulması, daha dünya farkında bile değil. Ey aslanım benim. Ey aslanım benim. Abi bu oyunu oynama ya. GTA 5, GTA 5 keçi. Abi şu yayında şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu abi. GTA 5 DNA puanlarını kullanmadan paranoya belirtisini geliştirdi ve mutasyona uğradı. Wow. 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 Allah aga be, Türkiye'ye bulaştı be. Al işte. Bulaştı canım ülkem. Dur dur. Durun. Dur durun. Dur durun. Herkes bilgisayarın fişini çeksin. İlk defa Çin GTA 5 hastalığının yayılmasını engellemek için ülkeye giriş çıkışları kısıtladı. Uygulamanın başarısı zamanla belli olur. Başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Herkese oynatacağız. Herkese oynatacağız biz bu oyunu. Herkes oynayacak kardeşim. Şöyle geliştireyim. Yetenekler. Okey, biraz bekleyeceğiz yetenekler için. Hadi bakalım. Öksürün. Öksürün. Oh. Oh, açıkta şuraya yayam. Açıkta Kanada'ya. Oh, Irak mıydı? Şurası mı Irak'tı? Oh, oh! Beter olun! GTA 5 dünyada soğuk algınlığından çok daha fazla insana bulaştı. En yüksek seviyede bulaşıcı bir hastalık. Allah Allah Allah! Oy Allah! Yayalım yayalım, her yere yayalım. Lan Grönland, sana da geliyorum! Sana da geliyorum! Kaplanı tadacağım. Kaplanı tadacağım. Üniversitedeki üniversite münazarasında bakamayacakları çocukları dünyaya getiren ebeveynlerin devlet yardımı almasının adil olup olmadığı konusunda büyük anlaşmazlıklar patlak verdi. Hmm. Ne kadar ironik yaydığımız virüsle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. DSÖ GTA 5 hastalığını gözlem listesine aldı. Çok tehlikeli olmasa da hükümetler hastalığın ölümcül olabilmesi ihtimaline karşı uyarıldı. Değil değil, ölümcül değil, henüz değil. Almanya hastalıklı şehirlere GTA 5 tedavisini bulunmasını hızlandırmak için araştırma ekipleri yollamaya başladı. Araştırmadan mavi boncukları hadi lan yallah, bok bulursun o araştırmayla. Ne oldu aslanım? Hadi bakayım, geliştirdim. Aa ne yapacağım, bunu da geliştirdim. Bunu da geliştirdim. Hatta bunu da geliştirdim. Bul lan tedaviyi. Bulabiliyorsan bul aslanım. Bulabiliyorsan bul. Bütün hastalığımı geliştirdim hadi. Çekil lan. Yayılın. Yayılın. Yayılın benim küçük bakterilerim. GTA 5 DNA puanlarını kullanmadan iç kanama belirtisi geliştirdi ve mutasyona uğradı. Aslan Hüseyin hoş geldin. Virüs yayıyorum. GTA 5 salgının ilk ölümü Arabistan içinde olduğu doğrulandı. Hain Türkiye'yi yok etti. Zalim kadın. Şimdi neyi geliştirsek? Yayılmayı geliştirmesem mi? Yayılmayı geliştirmesek mi peki? Ha, yayılma duruyor çünkü. Dur bakayım. Geliştir şunu. Patojen hücre çeperinde adapte olabilmek için havası... Bu süper, tamam bu. Bu. Bu iyi. Rahat ol. Rahat olun. Yay bacım. Yay kız yay. Yay aslanım. Yes lan. Bana bak, orada şekil yapmayın bana, tedavi medavi. Beni cinledi. Oh Grönland. Oh Grönland. Tedavi gelişimiyle mücadele etmek için iki yol vardır. Ülkeleri parçalamak için agresif belirtiler geliştir ya da tedaviye karşı dayanıklılığını geliştir. Dayanıklılık. Direkt herkesi öldürsem bir ki lan. Dur dur, biraz daha yayılsın, geberteceğim hepsini zaten. Hepiniz oynayacaksınız. Hepiniz.
Yeni istatistikler GTA 5 yüzünden dünya çapında 75 milyondan fazla insanın öldüğünü gösteriyor. Kara ölümden daha kötü. Hes! Orada bak tedavi falan bulmaya çalışıyorsunuz. Avrupa! Ne oluyor lan? Libya'da insanlar ölüyor! Libya'da insanlar ölüyor! Yetenekler. Bunu mu değiştirsek acaba? Pelin şimdi rockstar değil mi? Evet. Bu arada kıymetinizi bilin. Rockstar'dan asla bir oyun gönderilmemesini kabul ederek bunu yapıyorum şu anda. Ben diyorum ki tamam be yollamayın. Yetenek mi geliştirsek? Aşır gerginim şu anda. Abla Fear, siz de öyle davranırsanız, hastalık bulaşmış gibi davranırsanız çok sevinirim. Gerçekten. Tedavi engelle, okey. Bendesiniz. Hadi bakayım aslanım. Anneciğim geri dur yavrum. Yavrum çocuğum geri dur. Dikkat et anneciğim. Dünyadaki tüm doktorlar GTA 5 tedavisini geliştirmeye odaklandı. Abla ne zaman rap geçeceksin abla? Bilim adamları GTA 5 içindeki bir sentetik gen... Bir dakika dur gerçi bunu şöyle okumak lazım. Bilim adamları GTA 5 içindeki sentetik genleri tanıttı. DSO araştırmacıları bu hamlenin tedavi çabalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ehehe kodumun. Bakayım. Yeni istatistikler GTA 5 yüzünden dünya çapında 120 milyondan fazla insanın öldüğünü gösteriyor. İspanyol gribinden daha kötü. Kimi hiç kimsenin RP'si değil. Kendi çapımda yaptığım bir RP şu an. Mia yapma sakın ha. Sakın ha kızım. Hayır lan tedavi bulmayın lan. Dur şimdi bir saniye. Uykusuzluk ve şimdi abi öldürücü darbeyi yapıyorum. Hazır mısınız? Belirtiler. Nerede lan? Hadi bakayım. Öldürün. Her yere yayıldı. Gebertin onları. Hepsini öldürün. Kes lan. Kes lan tedavi falan bulmayacaksınız. Hayır ya. Lan. Tedavi bulmayın. Ölsenize. Allah'ım tedavi buluyorlar. İn çocuğum. Harika. Gezekendeki yalnız. Aşırı duyarlılık belirtisi göstermiş. Lan. Tedavi bulursanız ana manfredim olsun olay çıkartırım ha. Şurada bunu geliştir. Ölün! Ölün! Hepiniz ölün! Ölün lan! Yeni istatistikler GTA 5 salgını şimdiye kadarki en ölümcül salgın olduğunu gösteriyor. Dünya çapında 300 milyondan fazla insan öldü. Çiçek hastalığından daha kötü. Hadi Allah'ım! Hadi Allah'ım! Bulmayın lan o tedaviyi bulma lan! Nerede buluyorsunuz o tedaviyi Allah aşkına? Nerede bulunuyor lan? Norveç! Almanya! Amerika Birleşik Devletleri! Oh! Kime diyorum? Ya kardeşim siz de ölsenize. Ya ama ben tedavi geliştirdim. Ya yeteneklerime baksanıza. Nasıl buldu bunlar? Nasıl buldunuz? Allah vallahi şimdi cinnet geçireceğim. Ölün! Ölün! Belanızı ver. En iyi ilaçları kullanmasına rağmen başkan GTA 5 hastalığına yakalandı. Bu durumda başkan iktidarda kalıp kalmayacağı belirsiz. Ne? Ne? Ya kardeşim lütfen. Bulunuyor ya. Yok olmayın. Tüm dünyaya yaydık ama nasıl ölmüyorsunuz? Ölseniz de hızlı hızlı. Başkanım bunlar ölmüyor. Ulan ne varsa yemin ediyorum bunlarda var ha. Belirtiler desem. Ben direkt öldürecektim bunları. Bir daha oynarım. Bir daha oynarım. Ne olacak bir daha oynarım. Benim bilgisayarım değil mi? Yayılma genlerini full sat mı ne?
GTA 5'i yayamadık. Aga be, ne olacak şimdi? Yayılmadı bu. GTA 5 yok edilecek. Dünya yıkıcı salgına rağmen varlığını sürdürdü ve yakın zamanda GTA 5 yeryüzünden silinecek. Ancak dünyanın büyük bir kısmı öldü. Hayatta kalanlar insanlığı tekrar inşa ederek ileriye taşıyacak. Aga be. Birden. Aga be, bütün serverlar kapandı, görüyor musun? Canlar sıkkın, moraller bozuk. Gerçekten. Falan biri de hasta oldu sonrasında, nasıl oldu? Geç. Ne geçeceksen geç aşkım. Abi Çin'den GTA 5 mi yayılır ya? Çin'den biz LoL'u yayacaktık. Hiç mantıklı düşünmediniz ki. Hayret bir şey. Çok sevgili YouTube, sizlerle buraya kadar gelmiş olalım. Şimdi biz başka bir bakteri virüs neyim bir şey bulup şimdi onu yayacağız Twitch'le birlikte. Sizi çok çok öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bye bye.